Kumluca'da yaşanan sel felaketinin sonrasında bugün Kumluca'da ilk pazar kuruldu ve tezgahlarda fiyat farkı yaşanmamasına adına yine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu da pazardaydı. Başkan Köloğlu hem fiyatları inceledi hem de vatandaşlarla zararlarını konuştu. 12.500 dönüm sera alanının zarar gördüğü Kumluca'da bugün ilk pazar kuruldu. Kumluca'da sel felaketin izleri bir taraftan silinmeye çalışılırken bir taraftan da hayat devam ediyor. Sel felaketi sonrasındaysa ilk pazar bugün kuruldu. Pazardaysa seraları zarar gören vatandaşlar ellerinde kalan ürünleri satmaya çalışıyor. Seraları sular altında kalan birçok üretici vatandaş aç kalmasın diye pazara geldi ve tezgah açtı. Buruk kurulan pazarda sakinlik gözlendi. Ben görmedim ama yan tarafta arkadaşlar, komşular bütün seraları gitti, evleri gitti. Çoğu zararda yani. Şu an zararda. Kumluca battı. İlk pazar kuruldu ama kimse yok. Felaket yaşıyoruz. Kötü bir durumdayız yani. Herkesin desteklemesini bekliyoruz. Şu anda kimse yok pazarda. Boşuz. Üreticilerse yaşam devam ediyor diye ellerinde kalan ürünlerini satışa çıkarttı. Sen sonrası ilk pazar kuruldu. Aynen, ilk pazarımız kuruldu. Evet. Yine devam. Kaldım yine. Yine devam. Yapacağız bir şey yok. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gene devam. Hayat devam ediyor. Mecbur satış yapacağız. Aynen. Aynen. Mecbur satış yapacağız. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu da pazara gelerek sel sonrası fırsatçılığın önüne geçmek adına denetim gerçekleştirdi. Fiyatlarda bir oynama var. Çünkü Kumluca'daki sağlıklı gıdamızın dediğimiz sebzelerimizin yetişen bütün seraları su altında. Tabii buradaki üretim durma noktasına geldi. Dolayısıyla burada da tabii bunun fiyata yansıması açısından yerel yönetimlerin birinci önceliği biliyorsunuz denetimdir. Bu anlamdaki biz şu andaki bu denetimi yapıp sağlıklı bir şekilde halka, kamuoyuna, basınımıza bir bilgi vermek açısından pazar yerimizin inceliyoruz. Şu anda sebzelerin pazar yerine gelip gelmediğini, ondan sonra buradaki fiyat değişimlerinin olup olmadığını, bir de buradaki mağdur olan vatandaşlarımızın hani son düşüncelerinin ne olduğunu tek tek onları sorarak sabahtan beri onunla şu anda çalışıyoruz. Başkan Köloğlu şu an için Kumluca bölgesindeki pazarda anormal bir yükseliş olmadığını belirtti. Ama önümüzdeki günlerde ürün azlığı ve talep yoğunluğundan dolayı fiyatlarda artış olacağı görüşünde. Bizim Kumluca'mız için anormal bir yükselme görmedim. Normal standartlarını taşıyor. Belki Kumluca merkezde olduğu için şu anda da hani bu sebzelerimiz bugün için değil ama bir gün önce, üç gün önce toplanıp geliyor, hazırlanıyor buralar biliyorsunuz. Ama önümüzdeki günlerde belki bir değişim olabilir.